Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halim. Zaten beni hepiniz tanıyorsunuz değil mi oğlum? Yani ben niye... Bugün karşımda Ergun var herhalde, böyle gözüküyoruz mu kanka? Aynen. Tamam o zaman. Bugün karşımda Ergun var. Bir böyle fade keseceğim. Fade kesim yapacağız. Vallahi gençler kusura bakmayın, artık daha şeyler gelmedi. Omuz askısıyla göğüs askı aparatı daha gelmedi. Geldiği zaman artık onlara başlayacağız. Şimdilik böyle kafadan devam. Ama bu sefer inşallah makinayı ısıtmadan, kapanmadan da video çekeceğim. Bakalım nasip. Şimdi başlıyoruz. Yavrum ne yapacağız aşırı? Aynı kesim. Aynı mı? Aynı. Tamam. Sakalları da gene katlı keseceğiz değil Aynen. mi? Tamam. Kanka sen oradan izle. Bak bakayım nasıl. Şimdi o buradan izleyince onu YouTube'a atacağım. Güzel gözükecek mi? Şöyle yap bakayım. Böyle güzel gözüküyor mu? Alırken evet. Bak bakayım şimdi. Gençler ilk önce şöyle bir sıfırla girelim. Şöyle ince sıfırla. Vallahi bro inşallah güzel gözüküyordur. Tam olarak bilmiyorum ama oradan izleyen sensin, ben değilim, ben görmüyorum şu an. Şu an. Şimdi gençler şöyle bir sıfırla bir etrafını temizleyelim. Bakın mesela buraya artık çıkmayacağım, burada arkadaşım burası kemikli bir yapısı olduğu için çok fazla yukarı çıkmayacağım. Şöyle aşağıdan. Senin de hoşuna gidiyor ya, saçı izliyorsun. Nasıl kesiyorum diye bakıyorsun oradan. Ama o askı aparatını alınca daha iyi olacak. Omuza alınca daha iyi olur kanka. Ya bu şimdi kafada ya. Benim sonuç olarak bir oturmam lazım, anladın mı? Aynen. Bir şey yapmam lazım. Böyle olunca olmuyor. Kafada çok farklı gösteriyor. Ama omuza aldığın zaman direkt görüntüyü alacak. Yanları falan direkt gösterecek. Öyle daha iyi olacak. İşte bekliyorum gelmesini de, bakalım o da ne zaman gelecek. Nasip. Şimdi şöyle yanları bir sıfırla aldık. Şimdi yanlar bitti. Sıfırla aldığımız yerler bitti. Şimdi arkadaşlar şöyle Hector'umuzu alalım. BL7500'ü alalım. Ondan sonra şu 1.5'ü alalım. Bak görüyorsunuz değil mi bu? Bunu takalım. Ondan sonra şöyle kafayı hafif yamultalım. Şuraya bir alan çizelim. Çok fazla çıkmıyorum bakın. Şuradan diplerden devam ediyorum. Burayı böyle güzelce bir alalım. Şimdi burasını halletmiş olduk. Şimdi ondan sonra şöyle bunu temizleyelim. Yarımı alalım.
05 taktık. Ondan sonra çengeli aşağıya indirin. Hatta ben şunu alayım artık elime. Şimdi izi kaybedeceğiz. Bak, ilk önce çok fazla çıkmadan sadece olduğu yerde bak. Çok üste almadan saçı. Ve makinenin ucunu böyle güzelce kullanarak şöyle köşe köşe gidiyoruz. Ergun, sen de bu sayede öğreniyorsun ha. Vallahi billahi. Bak, hep böyle aşağıdan gidiyorum gençler, gördüğünüz. Göreceğiniz yani, artık videoda göreceğiniz. Şöyle bak. Burayı da böyle alalım. Şöyle bir temizleyelim. Bu temizleme olayını yapmanız önemli bir şey. İzleri falan her şeyi çok rahat bir şekilde görürsünüz. Bak, burasını da böyle aldık. Şimdi sıra geldi. Bunu şöyle iki tık almaya. İki tık aldınız. Bak, hemen alt taraf nasıl düzeldi, görüyorsunuz değil mi? Yavaş yavaş düzeliyor alt taraf. Çok fazla böyle girmeden. Çünkü en sonunda şurayı bir numarayla alacağız. Alacağız ki oradaki izi güzelce kaybedebilelim. Şurayı da böylece. Şöyle altı güzelce bir temizleyelim. Bakın, hep aynı yerde gidiyorum. Sistemi hiç bozmuyorum. Hep dipten. Çok üste çıkmadan. Ondan sonra bir tık daha atalım. Kanka şöyle dursana. Aynen. Bak şimdi. Şurada ikinci olan oluşan izler var ya bak. Hemen şuralar. Bak, buraları da böyle temizleyin. En diplere bakmayın. En dipler zaten izli. Daha oralara çıkmadım. Oraları ayarlamadık. Onu en son ayarlayacağız. Şurayı da şöyle alarak. Böyle. Hafif de makineyi dik tutuyorum ki izleri daha iyi alabilsin diye. Şimdi burayı da böylece halletmiş olduk. Ondan sonra gelelim bir numaraya. Bir numarayı takalım. Çengel yukarıda. Ve çaprazlama. Şu izleri kaybedeceğiz bak. Minik izleri. Yani burada artık nokta kesime geçiyorsunuz. Ki buraları artık iyice alabilelim. Buradaki izler kalmasın. Zaten makinenin sesinden de anlarsınız, böyle pıtık 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 yapıyor. Ufak ufak alıyoruz bunları. Şimdi burası da halloldu. Şimdi neye geldi sıra? Üstü de ayarladık. Şimdi en alta geldi. En alta da gene yarımı takacağız. Çengel tamamen kapalı. Ve başlıyoruz.
Bak hiç yukarıya çıkmıyorum. Şöyle olduğu yerden böyle ince ince izin olduğu taraflardan şöyle alarak hafiften kaybediyoruz bak o izleri. Hemen bu taraf kayboldu. Şimdi buraya geliyorsunuz. Şöyle ufaktan ufaktan böyle girerek şurayı da kaybedin. En son zaten şu en altta ki ufak tefek kalan izlere gene bir işlem yapacağız. Tamamen kaybedebilmemiz için. Burası da böyle. Ya burada artık bak makinenin köşelerine gelin bak. Şöyle. Köşe gidin. Bak hemen kayboldu orası. Gördünüz mü? Şöyle şöyle. Kanka şöyle bir dur bakayım. Heh. Ve Ergun'un saçı da zordur ha. Siyahlı beyazlı. Bunları böyle ayarlayabilmek kolay da bir iş değil. Haberiniz olsun. Bir de ince telli. Öyle çok kalın telli bir saça da sahip değil. Zorlayıcı bir saç yani. Şimdi burasını da böyle bitirdik. Ondan sonra gençler bak. Şöyle bir tık alın. Bak, kalan izler belli zaten. Bak hemen nasıl kendini belli ediyor. Bak. Buradan bak buralardaki izleri görüyor musunuz? Ondan sonra bir tık daha. Yani bunda artık tamamen izi kaybetmeye yönelik hareketlerde bulunuyorsunuz. Şu diplerdeki izleri böyle kaybede kaybede ufak ufak böyle minik dokunuşlarla izleri kaybediyorsunuz. Ondan sonra zaten burası bitecek. Bak nasıl hemen burada çıkanlar kendini belli ediyor. Tabii siz şu an görüntü kalitesi nasıl ne değildir inanın bilmiyorum artık onu siz görüyorsunuz. Çekim nasıl oluyor vallahi bilmiyorum. Erguncum çekim nasıl? Güzel gidiyor mu? İyi güzel. Gidiyor mu? Dediğiniz gibi şöyle göğüsten çekersen daha net, yanlar falan daha net belli oluyor. Değil mi? Böyle tam belli olmuyor. Kafa kamerasıyla da biraz daha yukarıdan çekim olduğu için. Değil mi? Oğlum işte söyledik anasını satayım biz de bekliyoruz. Ürün gelsin diye bekliyoruz. Evet kargoda takılır. Tabi. Ama o zaman daha güzel olacak. Kesinlikle. Evet gençler. Şimdilik böyle bitti burası. Şimdi ne yapacağız? Makasa. Makas kesimine geçeceğiz. Şimdi makasımızı alalım. Hop. Şimdi Ergun'un saçları ince telli olduğu için az önce de dediğim gibi saçı ıslatmadan kuru keseceğiz ki ufak tefek kalan izler var ya onları da makas yardımıyla kaybedeceksiniz. Bak şöyle hafif dipten girerek ondan sonra yukarı doğru böyle kaldıra kaldıra çıkıyorsunuz. Zaten bak hemen kayboluyor. Burada böyle bir iki tanecik kalan kıllar kalıyor ya onları makas yardımıyla yok edeceksiniz. Başka çareniz yok yani. Bak hemen oturdu saç. Gördünüz mü? Herhalde görüyorsunuzdur yani. Makasın çalışma alanında şu açıklığı da çok fazla açmayacaksınız. Böyle değil. Minik minik bak. Şöyle. Nokta nokta gideceksiniz. Ki iyice düzgün bir şekilde alabilin. Mesela burada artık deriye yaslayın. Yukarı doğru kaldıra kaldıra. Şöyle. Keserek çıkacaksınız yukarı doğru. Gene böyle en alttan başlayacağız bak. Şuradan. Bunları kaçırmayın. Kesim yaparken kötü gözükmesinler. Bu da böyle. Şimdi sıra geldi bu tarafa. Hafif bak yukarı doğru meyil veriyorum.
Yani arka bağlam noktaları var ya, buraları inceltip buradan yukarı doğru hafif meyilliyoruz. Tarak ve makas yardımıyla. Hep benden diyorsunuz ya, makasla tarak abi, makasla tarak. Alın size makasla tarak. Şunları da şöyle aldıktan sonra ince ince gene yukarı doğru meyil vererek çıkıyorsunuz. Şimdi gelelim köşelere. Artık buraya geldikten sonra burada daha dikkatli kesmeniz gerekiyor. Çünkü bu tarafla bu tarafı bir yapmanız lazım, unutmayın. O yüzden tarağın ucunu kullanın. Şu bölümünü. Yani şöyle girin. Böyle değil. Şurasından değil. Şu bölümden. Yavaş yavaş. Bak hemen zaten saç kendini toparlayıveriyor. Makası da hafif böyle çaprazlama tutabilirsiniz artık burada. Düz tutmayın, şöyle. Şöyle girmeniz sizin için daha faydalı olur. Bakın burası da kayboldu. Şimdi onun yanına geliyoruz. Artık burada makası düzleyebilirsiniz. Şöyle de kontrol ederek, nerede ne hata var ne yok, ona göre bakarak devam edin. Yani bir taraf kısa bir taraf uzun olmasın. Bak mesela ne var? Şurada hafiften bir iz var. Gördünüz mü? Bak. Hemen şurada şöyle ufaktan üzerinde çalışarak nokta izi kaybediyorsunuz. Olay bu kadardır. Brocum bak bakayım, iyi mi böyle yanların? İyi, on numara. On numara. İyi değil mi? Tamam. Şimdi gelelim üstlere. Üstleri hafif ıslatalım ya. Şimdi gençler gelelim üstlere. Gülüm, üstleri ne yapacağız? Üstleri kısaltacağız. Gene bunları biraz daha uzun bırak üstleri. Önleri mi? Aha. Tamam. Kanka bir tık kafanı geriye versene. Şimdi en öne alacaksınız bak. Saçı aldınız. En öne doğru çekin. Bir. Ondan sonra ikinci adım. Üç. Dört. Beş. Altı. Ve yedi adım. Buraya kadar alın ki bu taraflara fazla dokunmayın. Yani minimum 7 adımda gelmelisiniz. Tabii ben artık profesyonel olduğum için ben 3-4 adımda da geliyorum ama ben sizler öğrenin diye şöyle sizin için böyle ufak ufak gideceğim. Ondan sonra tekrar en ön.
Tekrar en öne geliyorsunuz bak. Çek çek çek. Hemen çıkıyor zaten. Kısa ve uzunlar. Burası da böyle. En son geliyoruz artık köşeye gençler. Şu tarafa. Şimdi buraları da böyle aldık. Ondan sonra ne oluyor? Tabii ki şu yan noktada oluyor. İsterseniz bunu böyle parmak arasıyla bak şöyle yaparak böyle de alabilirsiniz. Eğer ki size bu zor geliyorsa hop şöyle alarak burayla da eşitleyebilirsiniz gençler. Bakın şöyle. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa. İki türlü de alabilirsiniz yani. Böyle de yaparak bu işlemi içinden geçebilirsiniz rahat bir şekilde. Ergun'um iyi mi gülüm? İyi. Daha fazla kısaltmama gerek var mı? Yok. Şey yapacağız mı? Böyle ayrım yapıp da çizik mizik atacağız mı oraya? Yok ya çizik atmayayım şöyle kalsın. Böyle mi kalsın? Ha. Evet gençler bakın saç tıraşı şimdilik bitti. Şimdi geleceğiz sakallara. Şimdi sakalları ayarlayacağız. Ergun sakalları ne yapacağız yavrum? Kısaltalım bunları biraz bu çeneyi. Çeneyi mi? Aynen, tamam. Yanlara böyle kademeli halde. Tamam gülüm. Şimdi yaslan bakayım. Şey bak bakayım görüntü nasıl güzel mi? İyi mi? İyi. Tamam. Sakalı düzgün gösterelim de o yüzden. Şimdi gençler. Şimdi katlı keseceğiz ya. Şöyle bak. Sıfır ya bu. 0.1 milime çekin. İlk önce şurayı. Ondan sonra 2. Yani tam bir kat vereceğiz ya. Sonra şöyle 3. Verdik mi? Verdik. Ondan sonra şöyle 1.5'u alın. Çengel kapalı. Çengeli aç. Ondan sonra şöyle yarım tak çengel aşağıda. Şöyle kavis vererek şurayı böyle bir dönün. Ondan sonra çengeli iki tık yapın. Şuradaki iz var ya. Şu izi kaybedin. Bak olay tamamdır. Şimdi ne yapacaksınız? Ondan sonra şöyle 1 numarayı takın. Çengel gene 2'de 3'te kalsın. 2-3 tıkta. Şöyle sadece şurayı yumuşatın. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Bak bakayım iyi mi? İyi. Tamam. Gördüğünüz gibi bakın aslında çok basit bir işlem o kadar zor bir işlem değil.
Şimdi bunun aynısını diğer tarafa yapacağız. Hadi in bakalım benimle birlikte. Tekrar siz de tekrar edin. Şimdi ne yapacağız? İlk önce 1. 0,1 milim. Aldınız. 2. Sonra 3. Burayı böylece ayarlamış oldunuz. Hatta bir tık daha aşağı ineceğiz. Bunu da kaçırmamanız lazım. Ondan sonra ne yapacaktık? Biri takacağız. 1,5'u takacağız. Çengel yukarıda. Şurayı şöyle kaybederek. Sonra çengel aşağıda. Ondan sonra yarımı takıyoruz. Çengel 2 tıkta. Sonra burayı da böylece ayarlayıp sonra 1 numara çengel 2 tık fazlalığı yiyeceksiniz. Ve işlem tamam. Bu kadarlık bir sistemden bahsediyoruz. Çok zor bir şey değil. Şimdi biz bunun etrafını ve yanlarını çizdiğimiz için çok fazla oralara girmiyorum. Şu altlarına falan. İlk önce çerçeveyi çıkaracağız, sakalın çerçevesini. Yani ne demek? Çizeceğiz. Düşmesen olmazdı, değil mi oğlum? Tamam. Şimdilik bu sistem böyle gençler. Şimdi bu makineyi yerine koyalım. Zaten en son makaslayacağız ya. Şimdi ilk önce çerçeveyi çizelim. Favorilerin orada izler var, daha onları kaybetmedim çünkü ona en son ayarlarız artık. Alıyorum yanaklarını da. Bakın şimdi şöyle bir şurayı düzgünce bir çizelim. Şimdi gelelim şu alt tarafa. Burası tamam. Ergun, dur yavrum, şöyle bir kaldırsana. Kafanı bir tık daha yaslaman lazım. Kanka yasla. Tamam. Rahatsın değil mi? Hı hı. Tamam. Şimdi gelelim buraya çizmeye gençler. Sen bunu gene bozdun mu lan? Ne? Olabilir. Değil mi? Gene bozmuşsun.